أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, bu geceki dersimizde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hayatına devam ediyoruz. Dedik ki Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma ile evlenmesini İnşallah bu gece anlatacağız. Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızı Fatıma ile evlenmiştir. İlk önce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir, Hazreti Fatıma'yı ister. Ya Resulallah der, Fatıma ile evlenmeme müsaade eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben der onun hakkında zuhur edecek ilahi hükmü bekliyorum. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Fatıma hakkında bir hüküm verecek, ben onu bekliyorum. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ebu Bekir gelir bu işi Hazreti Ömer'e anlatır. Hazreti Ömer der ki seni reddetmiş yani. Demek ki sende gönlü yok, vermeyecek. Ondan sonra Hazreti Ömer gider. Hazreti Ömer gider Efendimiz'e, ya Resulallah der, Fatıma'yı bana verir misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'e dediği gibi der ki Fatıma hakkında zuhur edecek ilahi hükmü bekliyorum. Hazreti Ömer de geri döner. Tabi Hazreti Ali'nin akrabaları bu defa, ya Ali der, sen gidip Fatıma'yı Resulullah'tan istesen. Hazreti Ali de der ki, yani Hazreti Ebu Bekir reddedildi, Hazreti Ömer reddedildi. Ha, ben de reddedilmekten emin değilim. Yani onlara vermedi Allah Resulü, bana mı verir gibisinden. Akrabaları biraz ısrar ettiler bu işte. Yani bir harekete geç, bir geç iste. Bakalım ne olacak dediler. Hazreti Ali kendisi der ki, azatlı kölem bana dedi ki, Fatıma'nın Resulullah'tan istendiğini biliyor musun sen? Efendimiz'e kaç kişidir geliyor, Fatıma'yı istiyor ya Ali. Deyi ben de dedim ki bilmiyorum yani. Kimler gelmiş? Ömer, Ebu Bekir var ama başka isteyen kim var bilmiyorum. Peki dedi, Resulullah'a gidip Fatıma'yı isteyip onunla evlenmekten seni alıkoyan nedir ya Ali? Niye gidip istemiyorsun Resulullah'tan Fatıma'yı? İmam Ali der ki, yanımda onunla evlenebileceğim hiçbir şeyim yok. Ha istedim Fatıma'yı. Efendimiz de verdi bana. Nasıl evleneceğim? Hani bugün bir kısım gençlerin de en büyük derdi, sıkıntısı bu. Yaş gelmiş, artık evlilik çağı ama maalesef istenilenlerin çok üstünde adam bakıyor ki efendim çeyiz ona göre, efendim işte mehir ona göre, düğün ona göre. Tabii anlatacağız şimdi onları da. Hazreti Ali der ki, kölem bana dedi ki sen gidip Resulullah'tan istersense akrabalık hakkıyla Resulullah onu muhakkak sana verecektir ya Ali. Ben en nihayet cesaretlendim bu işten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Önünde oturdum. Susup durdum. Onunla konuşmaya kadir yetiremedim, güç yetiremedim. Efendimiz dedi ya Ali neye geldin? Bir ihtiyacın mı var? Benden ses çıkmıyor. Ya Ali dedi, bir isteğin mi var, niye geldin? Ben yine bir şey söyleyemedim. Üçüncüde artık dedi, ya Ali dedi, Fatıma'yı istemeye mi geldin? Hazreti Ali der ki, ben yine bir evet diyemedim ama böyle evet manasında bir başımı salladım. Utancımdan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Fatıma'yı istediğini anlayınca, Hazreti Fatıma'ya seslendi. Kızım Fatıma dedi, Ali seni istiyor. Ne diyorsun? Fatıma'dan da ses çıkmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bize kızın hakkının olduğunu, yani kendisini isteyen birileri olduğu zaman bizim eski katı kurallar böyle, babam beni istediğine verir, efendim yaşı, başı, saçı, sakalı neyse önemli değil, yok öyle bir şey. Çünkü hayatı yaşayacak olan kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri doğrultusunda eş olacak olan insanlardır. Sıkıntıyla, dertlerle beraber boğuşup hayat mücadelesi verecek olan onlardır. Yani kızın
bir seçme hakkı var, isteme hakkı var. Bugün mesela eskiden sahabe efendilerimiz, yetişkin kızları olanlar, evlilik çağına gelmiş olanlar böyle efendim yüksek yere çıkar veya Kabe'nin orada, işte benim yetişmiş kızım var, şöyledir, şöyledir, talip olanlar varsa gelsin, kızımı istesin. Bugün maalesef biri öyle söylese anlatmamıza gerek var mı bilmiyorum. Yani toplumumuz artık o kadar İslam'dan kopuk bir hale gelmiş ki, yani bir dinine, diyanetine bağlı bir kız efendim babasına dese ki ben filanla evlenmek istiyorum, beni filana verir misin, kıyamet kopar. Ve kopuyor da zaten. İşte Hazreti Ali Efendimiz'den istedi, Fatıma da tamam dedi. Sesini çıkarmadı, sükut ikrardan. Efendimiz Ali'ye dedi ki, ya Ali dedi, yanında mihir olarak verebileceğin ne var? Ne getirdin yani mihir vermeye? Hazreti Ali dedi ki, yanımda hiçbir şey yok ya Resulallah. Yani benim şimdi mehir verecek bir ne malım var ne mülküm var. Bir şeyim yok zaten. İmam Ali 5 yaşından sonra ne oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın himayesinde büyüdü. Hazreti Ali Efendimiz der ki, ya Ali, sana vermiş olduğum o hutami zırh nerede? Zırhın nerede? Yanımdadır ya Resulallah dedi. E onu getir dedi, Fatıma'ya mehir olarak ver. Hutami meşhur bir zırh ustasının yaptığı, böyle kısa zırhı, kalın, yassı, enli ve ağır bir zırh, meşhur. Efendimiz Hazreti Ali'ye onu vermişti. Hazreti Ali'ye dedi ki, onu Fatıma'ya mehir olarak ver. Şimdi biz mehir isterken bazen böyle bizi de çağırıyorlar, gidiyoruz. Yazmış, 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 yazmış. Tamam, mehrin sınırı yok. Mehir malumuz kızın hakkıdır. İslam'a göre o kendisinin malıdır. Tapulu malı olur artık. Ama kolay olanını seçmek lazım. Biraz karşı tarafın gücüne göre, gücü nispetinde çok böyle karşı tarafı sarsmadan bu işi halletmek lazım. Hani Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer bir gün minberdeyken, işte kadınlara çok yüz veriyorsunuz, 400 dirhemden fazla vermeyin mehri dedi ya, oradan geçen bir kadın dedi, kendine gel ya Ömer dedi. Allah develer yüküyle mal verseniz de azdır derken sen kim oluyorsun? Hattab'ın oğlu. Sözünü geri al. Ve Hazreti Ali sözünü geri almıştır, almak zorunda kalmıştır. Kadın doğruyu söyledi, Ömer yanıldı. Ama işte günümüzde maalesef dünyada yaşadığımız ortamda şartlar biraz zor olmasından dolayı, ağır olmasından dolayı böyle evlenecek beyefendiyi de çok böyle sarsmadan bir şeyler istemek lazım. Hazreti Ali zırhını satmaya karar verir artık. Çünkü zırhı satacak ki Fatıma'ya parasını versin. Gelir zırhı satmaya Hazreti Osman radıyallahu anh, ya Ali ne geziyorsun hayırdır? Der, zırhımı satacağım, Fatıma'yı Allah Resulü bana verdi, bunu mehir olarak vereceğim. Ya Ali, zırhın ne kadar eder? İşte zırhın 480 dirhem eder. Bana satmaz mısın ya Ali? Olur der. Zırhı verir, 480 dirhemi alır. Hazreti Osman bu sefer der ki, bu zırh ya Ali senden başkasına daha layık değildir. Senin gibi bir cengaverin sırtında bu zırh işini görür. Ve ben sana bunu düğün hediyesi olarak veriyorum der. Aldığı zırhı tekrar Hazreti Ali'ye düğün hediyesi olarak verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelir Ali. Der ki, ya Resulallah, böyle böyle bir durum oldu. Osman böyle yaptı. Efendimiz tabi bu halden çok memnun olur. Hazreti Osman'a çok dua eder. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verdiği zaman bir hutbe irade eder. Ondan sonra Efendimiz der ki, onu ben nikahlamadım. Onu Ali'ye Allah Celle Celaluhu nikahladı buyururlar. Bu merasimden sonra Hazreti Ali de Allah'a hamd, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirdikten sonra der ki, Allah'ın emriyle Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'yı kendime 12 ukiye 480 dirhem mehirle nikahladım.
burada bulunanlar şahit olsun der. Nikah merasimi yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tabakla hurma getirtir, önlerine koyar. Oradakiler de hurmalardan yerler. Tabi Hazreti Ali ile Fatma nikahlanınca Fatıma üzülmüştür biraz böyle. Niye ağlıyorsun kızım Fatıma dediğinde, ben seni isteyenlerin en bilgilisine, en yumuşak huylusuna, huylulukta ve akıllıkta en üstününe ve ilk Müslüman olanına nikahladım. Kızım ağlama demiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi şimdi düğün hazırlığı başladı. Biz böyle bir o zamanı bir bu zamanı böyle karşılaştırarak gitmeye çalışacağız. Tabi diyeceğiz ki şimdi hocam yani o zamanın şartlarıyla bir evlilik kalmış mı? Kalmamış hakikaten. Şimdi kime desek yani bir 480 dirhemle kızı bir mümkün değil. Yani işi var mı? Resmi kurumda çalışıyor mu? Sigortası var mı? İşte adına kayıtlı dükkanı var mı? Arabası var mı? Bağı bostanı var mı? Var mı? Var mı? Hiç kimse diyemiyor ki yani Allah'ın ve Resulü'nün yolunda giden müstakim bir insan mı bu? İstikameti var mı? Din üzerinde bir hassasiyeti var mı? Sormamız gereken ilk iş o olması lazım aslında. Yani istikamet üzere değilse İmam Ali'nin hayatında tek değişmeyen, tabi hepsi çok özelliği vardır İmam Ali'nin, bütün safhalarda yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki Ali'ye baksak, halifelerin dönemindeki Ali'ye baksak, 5-5,5 yıl kendi halifeliği dönemindeki Ali'ye baksak, hep Ali'nin değişmeyen tek tavrını istikamet olarak bulacağız. İstikametini hiç değiştirmemiş Ali. Tabi düğün hazırlığı yapılır. Hazreti Fatıma aldığı bu mihri, bir rivayet vardır, Hazreti Ali'ye vermiş, ya Ali ben sana bunu bağışladım, bununla bize bir şeyler al, evlilik hazırlığı başlasın. Üçte ikisini yiyecek, süs, koku gibi şeylere, üçte birinin de giyeceklere harcanmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emretmiştir. Muhacirlerden Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin abisi, Hazreti Cafer'in hanımı olan Esma binti Ümeyse'ye de der ki, ya Esma git Fatıma'nın evinde Fatıma'ya yardımcı ol, onun evliliği için hazırlık yap. Esma gelir eve, gelin gidecek eve, Hazreti Fatıma'nın evine, bir minder hasırdan, bir minder meşinden, bir minder de yamalı meşinden olmak üzere bunların içlerine hurma lifi doldurur. 3 tane minder. Şimdi Hazreti Fatıma'nın çeyizine ve ev eşyasına bir bakalım. Bir de bizimkilerine bakalım. Şimdi 4 odalı evde oturuyoruz. Şimdi bir 3 odalı eve geçmek için bu sefer diyoruz ki bu eşyalar nereye sığacak? Yani eşyaları odaya koysak biz salonda kalmamız lazım. Çünkü hocamın ifadesine göre, hocam öyle söyle, kızmasın, darılmasın kimse. Hocam deyi her evde bir efendim girilmez oda var. Kozmik oda mı diyorlar onu artık, ne diyorlarsa. Hakikaten o misafir odası dediğimiz oda kilitlidir. Çocuklar girmesin. İşte 40 yılda bir misafir geldiyse veyahut da işte arada bir tozunu, toprağını, tabarını almak için açıp oturduğumuz maalesef hiçbir işimize yaramayan bir misafir odamız var. Hepimizde var, bereket versin çok şükür. Hazreti Fatıma'nın çeyizine bir bakalım. Ne varmış? İşte Esma'nın yaptığı 3 tane minder, saçaklı bir halı, içi hurma lifiyle doldurulmuş bir baş yastığı, 2 el değirmeni, 1 tane su tulumu, içmek için kırbağı, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, 1 elek, 1 havlu, tabaklanmamış bir koç postu, eskiyip tüyü dökülmüş Yemen dokuması alacalı bir kilim, hurma yaprağından örülmüş bir sedir, Yemen işi alacalı 2 elbise, 1 kadife yorgandan ibaret. Evet, bütün işi bu. Şimdi maalesef bizde bir kız istedik diyelim, işte bayram gelir, bayramlık lazım buna, bayramlık alınacak. Bayramda illa bir tek bilezik de alınacak. Ya hiç kimse sormuyor, var mı yok mu acaba, bu nereden getirecek, işler var mı? Ben bazen böyle eve gittim, sonu da söyleyeyim. Yani bugün işler nasıl diyen pek az. Ama işte elektrik faturası geldi, filan yere ödememiz gereken borcumuz var, onu ödememiz lazım. Dükkanda işler nasıl diyen yok.
diyen yok maalesef. Onun için biraz böyle ablalarımıza çok iş düşüyor burada. Kız babası olarak kızları olanlara çok iş düşüyor burada. Hakikaten israfımız had safhada. Yani kullanmadığımız o kadar çok eşyamız ve elbisemiz var ki. İşte Hazreti Fatıma, yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir baba Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha kıymetli değil. Hem fikir miyiz bu işte? Hem fikiriz. Hiçbir kız Hazreti Fatıma'dan daha kıymetli değil. Hiçbirimizin kızı Hazreti Fatıma'dan kıymetli değil. Hazreti Fatıma evlendiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor, ah kızım keşke anan Hatice de bu günleri görebilseydi. Ah kızım. Bunlarla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte velime yemeği yaptırıyor. Tabi Ali'nin yapacak bir şeysi yok. Ali'ye de diyorlar ki işte bir düğün yemeği yapmak lazım Ali. Ali'de bir şey yok. Yapacak bir malzeme yok. Koyun yok, kuzu yok, yağ yok, zeytin yok, zeytinyağı yok, hurma yok. Yok da yok. Ensardan Sa'd bin Ubade der ki ya Ali bende bir koç var onu keselim. İşte yarım ölçekte arpa alalım. Bunun üzerine işte Hazreti Ali diyor ki sen koçu getir. Ben de bu zırhımı işte bu yarım ölçek arpa karşılığında rehin bırakayım. Bir Yahudi'ye bıraktığı da söylenir. Bir yemek yapalım. Tabii öyle güzel bir yemek olur ki Hazreti Esma der ki Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlendiği günkü velime yemeğinden daha güzel bir yemek, bir ziyafet ben görmedim. Görmedim. Ne var? Bunlarda işte kuru hurma var, un var, yağ ve yoğurt kurusu karıştırılarak bir yemek yapılmış, arpa ekmeğiyle beraber yenmiş. Bugün bizim bir de düğün yemeklerimize baksak böyle. Yani israfın haddi hesabı yok. Hakikaten böyle zenginler zengin yerinde bu işi yapıyor. Tabii fakirler öbür tarafta öldü mü kaldı mı kimsenin haberi yok. Allah için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyledir. Allah'ın en hoşuna gitmeyen yemek zenginin çağrılı fakirin çağrılmadığı yemektir. İsrafımız had safhada. Bugün nişan yapılacak. İlla bir salon tutmak lazım. Salon ne kadar? 6-700 lira, 1000 lira. Ya bu genç nereden getirecek bu parayı? Onu soran yok. Ha varsa zaten sıkıntı yok. Yani geçmişinde bir şeyler yığıp biriktirmişse en güzelini yapsın hakikaten. En güzelleri ne olsun? Değil işte 4 çift bilezik, 10 çift bilezik alsın evleneceği gelin adayına. Efendim altınların en çoğundan alsın, kilolarca alsın. Ama yoksa bugün maalesef düğün yemeklerimiz almış başını gidiyor. Ahmet Mehmet'le yarışa girmiş. O işte filan yerde yaptı. Benim ondan daha büyük bir yerde yapmam lazım. Efendim orada maalesef nikahı da orada kıyıyoruz. Biraz da böyle gösterişimiz maalesef iş çığırından çıkmış oluyor. İşte Allah'ın ve Resulü'nün hoşuna gidecek işler burada anlatılanlar. Keşke olsa. Ne yapmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Biz böyle bir kısmını almaya gayret ediyoruz ama maalesef almak da işimize gelmiyor. Bakın mesela bir yanlışımız da şu. Yani kızı evlendirdiyse artık Urfa'da adetimiz bu. Aile daha kıza sahip çıkmaz. Tamam. Kızın ölüp kalacağı yer orada. Tamam aynen ölüp kalacağı yer orada olsun ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 6 ay boyunca mescide giderken kapılarının önüne gelir, seslenir. Kızım Fatıma, Ali'dir, namaz, kalkın namaz var. Hasan Hüseyin olduktan sonra ise Hazreti Ayşe annemiz der bir gece baktım yatağında yok. Nereye gitti diye çıkarı çıktım. Baktım geliyor. Ya Resulallah nereden geliyorsunuz? Baktım gece rüzgar çıkmış. Medine serindir. Gittim. Hasan'ın, Hüseyin'in, Fatma'nın üstü açık kalmasın. Üstlerini kontrol ettim geldim. Var mı böyle bir baba? Nerede? İşte Allah Resulü'nden anlamamız gerekenlerden biri de bu. Evet.
Evlenme merasimi artık yerdeyik. Mesela merasimi ve duası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı Ümmü Eymen der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'yı gerdeğe koyacağı gece bana dedi ki, Ali Fatıma'nın yanına girmesin, odanda beklesin, ben geleceğim. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi, kapıyı çaldı, içeri girdi. İçeri girince dedi, kardeşim burada mı? Ben dedim, ya Resulallah kardeşiniz kim? Dedi, Ali bin Ebi Talib. Ya Resulallah, hem kardeşim diyorsunuz hem kızınızı veriyorsunuz. Nasıl oldu dediğinde Efendimiz din kardeşliğini kastettiğini söyledi. Evet dedi, o muhakkak öyledir benim için Ümmü Eymen. Sonra Ümmü Eymen dedi ki, Esma da burada, o da yardıma mı geldi? Esma'ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Allah hayrını versin dedi Esma'nın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şimdi bu da bize bir sünnet olsun. Bu da bize bir sünnet olsun. Baba olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, bir kapta su getirin bana. Bir kapta su getirilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kabın üzerine Muvazzeteyn surelerini okur. Yani Felak, Nas surelerini okur. Artık başka ne süreler de okursa. Veya başka bir rivayette abdest aldığı da söylenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Ali'yi çağırır. O okuduğu suya Ali'yi çağırır. Ali'yi oturtur. İşte elini suya batırır böyle. Önce işte göğüs arasından omuzlarına, başına Ali'nin bu sudan böyle serper. Sonra Fatıma'yı çağırır. Aynen Fatıma'ya da onları yapar. Ve onlar için dua eder. Allahümme barik fîmâ ve barik aleyhimâ ve barik lehumâ fî neslihimâ. Yani nedir? Allah'ım bu evlenmeyi mübarek kıl. Onlara mübarek kıl, onların nesillerine mübarek kıl diyerek dua eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve kızı Fatıma'ya, Fatıma tabi böyle utangaç bir halde dururken Efendimiz der ki, kızım Fatıma, vallahi ben seni ailemin en hayırlısıyla nikahladım. En hayırlısına verdim kızım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatıma'ya der ki, Allah'ın ismi ve bereketiyle haydi kızım zevcenin yanına gir, Ali'nin yanına gönderir. Dört gün sonra, dört sabah sonra yani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam damadını ve kızını görmeye, ziyaretlerine gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızıyla Ali'yi evlendirdikten bir müddet sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Fatıma'ya der ki, Fatıma'dır, ben dışarıda çok çalışıyorum, çok yoruluyorum. Sen de evde işleri yaparken çok yoruluyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a da esirler geldi, köleler geldi. Gidip babandan bir köle istesen, sana yardımcı verse, hiç olmazsa sen biraz rahat edersin. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir Fatıma. Der ki, ne için geldin? Baba der, halini vaktini sormaya geldim. Utanır söylemeye. Konuşurlar, sonra eve gelir. İmam Ali der ki, ne oldu Fatıma? Der, utandım söyleyemedim. Kalk beraber gidelim. Beraber gelirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onu söylerler. Derler ki, böyle böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, der, ben size ondan daha hayırlısını söyleyeyim mi? Ben onları, o köleleri Ashab-ı Suffe'nin giderleri için satıp oraya harcayacağım. Onu kimseye veremem. Ben de size ondan daha hayırlısını söyleyeyim. Gece olunca yatağınıza girmeden 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber söyleyin. O size ondan daha hayırlıdır. Hazreti Ali der ki, ben Allah Resulü'nden bunu duyduktan sonra ölene kadar daha terk etmedim. Ölene kadar bunları yaptım. Fatıma yine bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Der ki, baba der, yani geceleri üzerinde uyuduğumuz bir koç postundan başka bir şeyimiz yok. Yani biz ne yapalım der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, ey kızım sabret. Çünkü Musa bin İmran Aleyhisselam da zevcesiyle 20 yıl döşeksiz oturdu. Onların pamuktan yapılmış bir abadan başka döşekleri yoktu.
Bugün biz maalesef kuş tüyü yatakları bile beğenmez hale gelmişiz. Maalesef. Ne kadar olursa olsun yine bir üstünü ister hale gelmişiz. Evet. Evlilik de böylelikle bittikten sonra artık Bedir Savaşı geçti. Ondan sonra Uhud Savaşı geldi. Uhud Savaşı'nda Kureyş ordusunun sancaktarlarından olan Talha bin Ebi Talha, mücahit bir adam, tabii mücahit demeyelim de cengaver bir adam, çıktı dedi benimle çarpışmak için benim karşıma Er meydanına kim çıkacak? Sesleniyor. Ey Muhammed'in ashabı aleyhissalatü vesselam, siz bizi kılıçlarınızla öldürünce biz cehenneme gidiyoruz. Biz sizi öldürünce cennete gittiğinizi söylüyorsunuz. Öyleyse benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmeyi isteyen kimse yok mu? E tabi bunu duyarsa İmam Ali oturur mu daha? Hani dedik ya geçen ders, İmam Ali o 12 yaşında bir el kaldırmış, ben ya Resulallah demiş. Ta hayatının sonuna kadar İslam için ben ya Resulallah'tan geri durmamış. İmam Ali hemen kalkmış, kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben de seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe veya senin kılıcınla ben cennete gitmedikçe senden ayrılmayacağım demiş. Ve hemen karşısına çıktığı gibi bir kılıç darbesiyle bacağını kesmiş. Tabi Talha yere düşünce edep yerleri açılmış. İmam Ali bakmamış, geri dönmüş. Dedik ya istikamet sahibi İmam Ali. Yani harbin de bir istikameti var İmam Ali'ye göre. İmam Ali onu öldürmemiş, geriye gelmiş. Tabi Müslümanlar da tekbir getirdiler. Niye? Çünkü bu sancaktarları önceden vurmak onların gücünü kırdığı için, gözünü korkuttuğu için Müslümanlar da tekbir getirdiler. Sancağı Ebu Sa'd bin Ebi Talha aldı bu sefer. Hazreti Ali bu sefer onun da karşısına çıktı. Ona da gerekli haddini bildirdi. İmam Ali ikisini de öldürmüş oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Ali dedi, bu birlik bize doğru ilerliyor, onlara doğru git. İmam Ali bu sefer o tarafa gitti. Onları dağıttı. Efendimiz'e doğru gelen birliği darmadağın etti. Ondan sonra Efendimiz, ya Ali şunlara doğru git, ya Ali şunlara doğru git. İmam Ali bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa efendim savaşarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında koşturmaya çalıştı. Şeybe bin Malik'i öldürdü bu arada. Bunu gören Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah bu sizin için yapılan iyilik ve civan mertliktir. Ali'nin yaptığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki, o bendendir, ben de ondanım. Cebrail de dedi ki, ben de her ikinizdenim ya Resulallah. Evet. Hazreti Ali tabi elinde Zülfikar adında kılıcı vardı. Bu kılıçla Hendek Savaşı'na geldi artık. Hendek Savaşı malum çok çetin bir savaş. Bedir Savaşı'na katılamayan, Bedir Savaşı'nda daha doğrusu aldığı yarayla Uhud Savaşı'na katılmayan Amr İbni Vud, meşhur 1000 kişiye denk olan Amr İbni Vud, Hendek'in böyle arasından geçti, Müslümanlara taraf geldi ve meydanda seslenmeye başladı. Dedi benimle çarpışacak kimse yok mu sizde? Sahabeler tabi Amr İbni Vud'un nasıl bir savaşçı olduğunu bildiği için ses çıkarmadılar. Tabi bu ses gelir de İmam Ali oturur mu? Oturmaz. Kalktı hemen, ben ya Resulallah, beni çağırıyor ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, İclis ya Ali, innehu amur, o amurdur dedi, bilmiyor musun? Olsun ya Resulallah dedi. Efendimiz dedi, otur ya Ali, otur. Ali'yi oturttu. İkinci defa tekrar seslendi, dedi benimle savaşacak kimse yok mu? Hani siz diyorsunuz, bizi öldürünce biz cennete gidiyoruz, biz sizi öldürdüğümüz zaman siz cehenneme gidiyorsunuz. Yok mu beni cehenneme gönderecek? İmam Ali yine ayakta. Beni ya Resulallah, beni çağırıyor. Efendimiz diyor ya Ali, o amırdır, otur. 1000 kişiye bedel bir savaşçı o. Kimse bugüne kadar bileğini yere getirememiş bu amrın. Olsun ya Resulallah, otur ya Ali. Üçüncü defa amr seslenince efendim İmam Ali ayağa fırladı.
Otur ya Ali, oturmam ya Resulallah. Bu defa oturmam ya Resulallah. Bu adamın karşısına geçeceğim ben. Bu bize sesleniyor, meydan okuyor ya Resulallah. Ben bir gideyim bunun karşısına. Ve İmam Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da rızalığını alarak, gönlünü alarak, müsaadesini alarak kılıcını, zırhını, Efendimiz zırhını, kendi zırhını giydirdi. Sarığını çıkardı. İmam Ali'nin başına sarığını sardı ve ellerini kaldırdı Ali'yi gönderirken. Allah'ım dedi, bu gönderdiğim benim Ali'mdir. Uhud'da amcam Hamza'yı gönderdim, gelmedi Allah'ım. Bedir'de yakınlarımı gönderdim, gelmedi Allah'ım. Ali'yi bana tekrar geri gönder Allah'ım. Ali'yi bana bağışla ya Rab dedi. Dua etti, gözyaşı döktü. Hazreti Ali Amr İbn-i Uda geldi, karşısına geldi. Tabi Amr İbn-i Uda böyle çok güçlü, kuvvetli bir atın üzerinde. İmam Ali dedi ki, seninle savaşmam için önce aşağı inmen lazım yani. Amr İbn-i Uda hemen atından atladı. Atının böyle o sinirlerini kesti ki kendisine bir şey olursa Müslümanlar o atı kullanmasınlar. Çok efendim kıymetli bir at. Karşısına geçti. Amr dedi ki, sen kimsin? Dedi, ben Ali bin Ebi Talib'im. Tabii zırha bürünmüş, gözlerinden başka hiçbir tarafı görünmüyor. Ben dedi Ali'yim. Amr dedi ki, Abdümenaf'ın oğlu Ali misin sen? Hani Ebu Talib'in adı dedi ki Abdümenaf'tı. Künyeyle, lakabla Ebu Talib'ti. Ben dedi Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Amr dedi ki, ey kardeşimin oğlu, amcalarından senden başka işte kimse yok mu? Ebu Bekir, Ömer, bunlar yok mu dedi sen gelmişsin. Sen daha çok gençsin, bir de senin baban benim dostum. Yani ben seninle nasıl savaşayım? Hazreti Ali dedi ki, şimdi o işleri bırak dedi. Baba, maba, dost işlerini bırak. Sen dedi şimdi benimle savaşmaya hazır mısın? Hazırım. Peki dedi İmam Ali. İmam Ali kendisine dedi ki, ben sana dedi üç şey söyleyeceğim. Nedir dedi, söyle bakayım. Birincisinde dedi, seni Allah'a imana ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dinin peygamberi olduğunu kabul etmeye davet ediyorum seni. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyle, seninle savaşmayayım, seni öldürmeyeyim. Canını bağışlayayım. Dedi onu geç. Sen onu geç dedi. İkincisi dedi, sen dedi burada bizimle savaşmaktan vazgeç ve bana söz ver. Bundan sonra Müslümanların karşısına çıkmayacağına dair bana söz ver. Yine senin canını bağışlayayım. Güldü. Dedi onu da geç dedi. E dedi bu kişini kabul etmedinse artık canını almak farz oldu bana. Hadi savaşalım dedi. İmam Ali hemen böyle o bir darbe yaptı İmam Ali'ye. İmam Ali bir darbe yaptı, yere gitti. İmam Ali'nin bir darbesiyle o bin kişiye bedel olan Amr İbn-i Uda soluğu yerde aldı. İmam Ali tabi toz toprak oldu. İmam Ali bir ara dışarı çıktı, sonra tekrar içeri girdi. Bir tekbir sesi geldi. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali'nin öldürdüğünü duyarak Müslümanlarla beraber hepsi tekbir getirdiler. Amr İbn-i Uda orada ölmüş oldu. Ali'nin kuvveti, cesareti bir defa daha meydana çıkmış oldu. Amr İbn-i Uda öldürünce Efendimiz sarıldı Ali'ye, öptü, kokladı. Allah'a hamdü senalarda bulundu. İmam Ali'ye sordular. Ya Ali dediler. Ya Ali dediler. Bir ara toz bulutunun içerisinden çıktın, bir daha girdin. Ne oldu deyince dedi, onu öldürecektim. Yüzüme tükürdü. Ben dışarı çıktım, bir muhasebe yaptım o an. Dedim öldürsem kendi nefsim için mi öldüreceğim, İslam için mi? Ben baktım nefsim için olan hiçbir şey yok. Girdim bir darbe daha vurdum, kendisini öldürdüm. Tabii Beni Kureyza gazvesi gelir Uhud'dan sonra. Hazreti Ali orada da katılmış, orada da cengaverlik de ön sıralarda yer almış. Hani o kalkan el hiçbir zaman inmemiş. Her zaman nerede bir ihtiyaç var? Ali orada. Nerede bir savaş var? Ali orada. Tabi hicretin 6. yılı, artık Hudeybiye sulhuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani malumdur ki
umre yapmak için yola çıktılar. Bir rüyaya nispeten Efendimiz sahabelerle, 1400 sahabeyle beraber umre için yola çıktılar. Bugün Hudeybiye denen yere geldiler. Orada müşrikler bırakmadı. Orada kaldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Hazreti Ömer'i gönderdi. Ömer gitmedi. Dedi ya Resulallah, Osman onların akrabaları, ben gitsem korkuyorum bana zarar verirler. Osman gitsin. Hazreti Osman gitti. İşte bir müddet gelmedi. Orada kaldı. Efendimiz öldü zannıyla Beyat-ı Rıdvan'ı yaptı. İşte gidenler biliyor orayı. Gitmeyenlere de Rabbim nasip etsin inşallah. Gidelim tekrar görelim oraları. Ondan sonra Süheyl bin Amr, müşrikler tarafından Süheyl bin Amr geldi. Dedi ey Allah'ın peygamberi dedi, Muhammed dedi, biz sizi Mekke'ye bırakmayız dedi. Ama dedi anlaşmaya varsanız gelin anlaşalım. Ondan sonra gidersiniz, anlaşma gereği ne zaman olursa gelip umrenizi yaparsınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii kabul etti. Ashaba çok ağır geldi bu iş. Yani ya Resulallah, hak dinde gelmeyiz. Hele Hazreti Ömer kendi kendisini böyle, o Süheyl'e böyle bakardı. Efendimiz ya Ömer derdi, ya Resulallah derdi, Bedir'de bırakmış olsaydım bu Süheyl'i şimdi böyle karşımızda dikilemezdi. Hani Hazreti Ömer Bedir'deki esirler için dedi ya, Efendimiz görüş sorunca Hazreti Ömer her zaman kılıç gibi. Dedi ya Resulallah, herkesi akrabasına ver dedi, o öldürsün. Bana dedi dayımı ver dedi, ben öldüreyim. Abbas'ı siz alın, işte Akile Ali'ye verin. Herkes akrabasını öldürsün ya Resulallah, bu iş bitsin. Temizlensin bu iş. İşte o zamanı hatırlayarak hani böyle içinden Efendimiz'e bakarken ya Resulallah, o Bedir gününde sen müsaade etmiş olsaydın eğer, bugün Süheyl bin Amr karşımıza geçip böyle konuşamazdı ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ya Ömer dedi, ne bileceksin dedi, belki bir gün gelir Süheyl'i seversin. Ben mi dedi ya Resulallah, bu dudağı yarık adamı ben mi seveceğim yani? E dedi, belki dedi seversin dedi. Efendimiz söyledi, tabii Ömer sesini çıkarmadı. Anlaşmaya sıra geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, hadi dedi kalem kağıt getirin de dedi, aramızda bir yazı yazalım, anlaşmış olalım. Süheyl bin Amr dedi ki, bunu amcanın oğlu Ali veyahut da Osman yazsın. Osman bin Affan'dan başkasını kabul etmem yazısını. Tabi Hazreti Ali'yi çağırdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi yaz ya Ali dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bunu söyleyince Süheyl hemen Ali'nin elini tuttu. Dedi olmaz dedi. Biz dedi Rahman'ı Rahim'i bilmeyiz dedi. Zaten Rahman'ı Rahim'i bilseydik burada ne işimiz var bizim? E ne yazalım? Sil onu, sil dedi. Bismikallahümme, yani ey Allah'ım senin isminle başlarım diye yaz. Ali dedi ben yazmam. Efendimiz dedi Ali sil dedi, yaz bir şey olmaz dedi. Hazreti Ali sildi onu, Bismikallahümme yazdı. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte maddeler yazıldı. Efendimiz dedi ki yaz ya Ali, bu Muhammed Resulullah'ın Süheyl bin Amr ile üzerinde anlaşıp sulh oldukları gereğinin taraflarca yerine getirilmesinin kararlaştırılıp imzalanan maddelerdir dediği. Tabi Süheyl bin Amr gene olmadı dedi. Biz dedi senin Resulullah olduğunu kabul etseydik burada niye böyle konuşacaktık ki? Ne gereği var bu işin? Ben kabul etmem dedi. Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın. Olur dedi, tamam. Ya Ali sil dedi. Vallahi silmem dedi ya Resulallah. Bırak dedi bunun kellesini vurayım ben. Olmaz ya Ali dedi. Sil. Vallahi ben silmem ya Resulallah dedi. Ben silmem. Allah'ın Resulü Muhammed'i ben silmem dedi. Efendimiz dedi peki ya Ali. Göster bakayım dedi neresi. Hani Efendimiz ümmi ya, okuma yazma yok. Gösterdi. Efendimiz eliyle sildi. Ali yemin etmiş diye. İşte eliyle sildi. Oraya yaz dedi. Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak yaz onu. Tabi bu isim de yazıldı. Hazreti Ali tabi kendi kendisini yiyip bitirdi ama maalesef olmadı bu işler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ali dedi kızma dedi. Sinirlenme dedi. Bir gün senin başına da bu iş gelecek dedi.
Ben Kur'an'ın tenzili için savaşıyorum. Sen de Kur'an'ın tevili için bu işleri yapacaksın. Bir gün senin de başına bu işler gelecek dedi. İnşallah bir dahaki dersimizde de o iş neymiş? Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii Süheyl bin Amr'ı da söyleyelim. Dinlemişsinizdir. Hocam da uzun uzun anlattı zaten. İşte Hazreti Ebubekir der ki, der işte ben Kabe'nin orada oturmuştum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Mina'dan çıkışta saçını tıraş ettiriyor. Ben de böyle biraz yüksek yerde oturmuşum. İzleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir baktım diye bu Süheyl bin Amr Mekke'nin fethinden sonra. Baktım öyle bir koşuyor. Efendimizin tıraş olduğu biraz mübarek saçlarından, sakalından o kıllar uçuşuyor. O kılı yakalamak için Süheyl bir kaçıyor. Ben dedim saddakta ya Resulallah. Süheyl, o aslan gibi karşımıza dikilen Süheyl, Allah Resulü'nün o saçları yere düşmesin diye uçuyor. Tabi sahabe oldusa artık efendim büyük bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, sahabe ünvanını kazanmış, Efendimizle beraber savaşlara katılmış, Efendimizin yanında yer almış, artık bizim o işlere söyleyecek bir şeyimiz olmaz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onları bize şefaatçi eylesin inşallah. Hayatlarından hayatımıza aktarmayı nasip eylesin inşallah. Anlattıklarımızla bize size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.